Evet arkadaşlar merhabalar ben İsmail hocanız SML hoca matematik kanalındasınız Hepiniz tekrardan bu kanala hoş geldiniz TYT matematik kampımız kaldığı yerden devam ediyor Yüzde problemleri ÖSYM bakışı ele alacağız bugün Bugün sevgili arkadaşlarım 41. gündeyiz ve 52. videodayız aynı zamanda. Peki kampımız nereden ilerliyor? TYT Matematik Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyor arkadaşlar ve sizlerle bugün 172. sayfayı ele alacağız. Yüzde problemleri. Bakalım doğru mu söyledik? Aynen. 172, 173 ve 174. sayfalarda yer alan yüzde problemleri ÖSYM bakış testini beraber çözeceğiz. Bu videonun hemen arkasından aynı gün içerisinde Kar zarar problemleri ÖSYM bakış. O da 175. sayfa, 176 ve 177. sayfalarda bulunuyor ve arkasından problemlere son hız devam ediyoruz. Karışım problemleri de sıradaki konumuz olacak. Evet. Kitabı satın almak isteyen arkadaşlarım, edinmek isteyen arkadaşlarım varsa açıklama kısmında linki mevcut. Buraya girip tek tıkla satın alabilirsiniz diyelim ve artık hiç hız kesmeden geçelim derse. Öncelikle ilk sorumuza beraber bir bakalım eş basamaklardan oluşturulan merdivenlerde gürsel, buğra ve caner şekildeki gösterildiği biçimde durduklarında boy hizaları aşağıdaki gibi verilmiş. Buğra'nın boyu gürselin boyunun %90'ına eşit olup canerin boyu buğra'nın boyunun %80'ine eşittir. Şimdi dur ben gürselin boyuna şöyle yazalım gürsel diyelim 100k dersem eğer buğra'nın boyu buğra'nın boyu Gürsel'in boyunun %90'ına eşit olduğu için e, haliyle ben buna 90K yazacağım. Daha sonrasında Caner'in boyu da Buğra'nın boyunun %80'ine eşit. Yani 90K'nın %80'i 72K yaptığı için Caner arkadaşımız da demek ki 72K boya sahip. Şimdi en kısa olan en alt basamakta duruyor. En alt basamaklardan birinde duruyor. Ve burada da tabii bir de eş basamaklar olduğu için hani ben şuna X dersem buraya da X, buraya da X, buraya da ve buraya da X demek zorundayım haliyle. Şimdi biz neler demiştik bir bakalım. Burada tabii boy farkları da verilmiş. E, durduklarında e, hiza farkları verilmiş. Şimdi mesela Caner'in boyu e, 72K'ydı. Şurası 72K. Buğra'nın boyuna bakıyorsun. Bu 90K'ydı. E şu da 100 kaydı, Değil mi? E şimdi doğal olarak ben şöyle düşünüyorum. Ee, hocam. 72K'nın üzerine 72K'nın üzerine 3X konulmuş. bak 3X konulmuş. Tamam mı? Ve daha sonrasında 72'ye 3X ekledikten sonra bunun üzerine bir de kim çıkmış? Buğra çıkmış. Ve Buğra'nın boyu 90K. Şimdi düşünüyorum ben. Bu 90K ile yani şurası bak 90K ile 3X'in toplamından ben 72K'yı çıkarmış olsaydım 48.9'u bulur muydum? O zaman biz şunu şöyle yazalım sizle beraber. 90K'da 90K artı bir de 3X eşittir eşittir 72K artı 48,9 diyebilir miyiz? Bence deriz. Peki şuradaki 72K'yı sol tarafa fırlatırsam ne olur? 18K artı 3X işte ben bunu 48,9 olarak elde ederim. Bu bir. Şimdi aynı işlemleri gel bir de senle Gürsel ve Buğra için yapalım. E şimdi madem öyle ben direkt 100K'dan 90K'yı çıkarayım 10K diyeyim buraya. Aradaki basamak farkı da 2X e dolayısıyla buraya da 2X yazalım. Eşittir. Bu da kaçı verecekmiş? 28,5 verecekmiş. 28,5 dedik. Şimdi bizden merdivenin basamak yüksekliği isteniyor. Yani aslına bakarsan x isteniyor. Bundan kaynaklı ikisi bulmak için neler yapılabilir? Bir ona e, bakalım beraber. Öncelikle gençler e, şimdi burada ilk k'ları yok edersem x'ler elimde kalır. Ama k'ları yok etmek için hani birini 5'te birini 9'da falan çarpacağım. 9'da 28 buçuk falan çarpmaya uğraşmayalım. X'leri kaybedip k'yı bulalım sonra yerine yazıp x'e geçeriz. Şöyle diyelim yani ben bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletirsem şurası 6x olur burası da 6x olur. Ve böylelikle x'lerden kurtulmuş oluruz. 36K artı 6X eşittir. Şimdi 2 kere 48,9. 2 kere 48 bize 96'yı verir. 2 kere 0,9 da 1,8'i vereceği için 97,8'e erişiriz buradan. Daha sonrasında şunu da 3 ile çarpıyorum. 30K artı 6X eşittir. 3 kere 28,5. 3 kere 28 bize 84'ü verir. 3 kere 0.5 de 1.5'tür. E doğal olarak biz buraya 85.5 yazabiliriz. Şimdi üsttekinden alttakini çıkaracak olursam burada sadece 6K kalır. X'ler gider. 97,8'den 85,5'u çıkaracak olursam da bu bize 12,3'ü verir. 12,3'ün ta kendisini verir. Doğru yaptık mı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Doğru gibi görünüyor. Pekala. Şimdi 6K 12,3'müş. Tamam 6K bu. E şimdi bize 18K lazım mesela. O zaman 3 ile çarpalım bunu. 18K diyelim. 3 ile çarptığım takdirde 36,9'a erişiriz. E şimdi şurada 18K dediğimiz şey 36,9'muş. Bunun üzerine 3X ekleyince bu bize 48,9'u veriyor değil mi? E şimdi madem öyle ben şu 36,9'u karşı tarafa sallarsam 3X eşittir 48'den 36'yı çıkarınca cevabı buluruz burada 12 gelir. X kaçtır arkadaşlar? 4. Bizden ne istenmişti? Bir basamağın yüksekliği istenmişti. E ben bir basamağın yüksekliğine x demiştim gördüğün üzere. E bir basamak yüksekliği de o halde 4'ün ta kendisi olur. Doğru cevap b şıkkıdır dedik. Şimdi burada eğer 6k'dan 12,3'e geçtik ya. Ben hemen ne yaptım? Uyanık davrandım. 18k'yı bulalım dedim. Yani 3 ile çarpalım. Eğer sen burada k'yı bulmaya kalkmış olsaydın şimdi 12,3 altıya da tam bölünmeyecek. Virgülden sonra 2 basamak falan elde edecektin. Sonra bir de bunu işte 10 ile çarpacaktın. Gibi gibi şeyler. Dolayısıyla dikkat et e, bu tarz olaylara. 6K zaten biliniyor. 18K uyanık davran. 3 ile çarp 18K'yı elde et. Yoluna devam et. Tamam. ÖSYM'e bakış 2. Şimdi aşağıda aynı kutu içine konmuş iki kalemin kutu içinde yanlarında yazan sayılar. O, e, o boşluğun uzunluğunun yandaki kalemin uzunluğuna oranının yüzdesidir. Şimdi bak bir daha söylüyorum. Kutu içinde yanlarında yazan sayılar. O boşluğun uzunluğunun yanındaki kalemin uzunluğuna oranı. Yani şöyle mesela şurası yüzdesi olarak verilmiş ya. Yüzde 120 imiş mesela. Şimdi yüzde 120 demek 6 bölü 5 demek. 6 bölü 5. E bundan kaynaklı burası 120 ise e, ben şuraya 120 x x demeyelim x'imiz varmış. 120 a dersem e burası haliyle 100 a olacaktır. Doğru mu? Yani yüzde 120 demek. Yüzde 120 demek. 120 bölü 100 demek. İşte bundan kaynaklı da ben burayı 120 a burayı 100 a olarak seçtim. 120 bölü 100 geldi. Tamam. Olay bu aslında. Peki kalemlerden kısa olanın uzunluğunun uzun olanın uzunluğuna oranı %60. He şimdi dur bir dakika. Bekle. %60 olarak verilmiş ya. Yani kısanın uzuna oranı %60 olarak verilmiş. Şimdi %60'ı e, nasıl elde ederiz? Şöyle diyelim. Ben şunun uzunluğuna A diyeyim. A'nın %60'ı demek A çarpı 3 bölü 5 demek ki bu da 100'e eşitmiş. Böylelikle 5 kere 100 500 A eşittir. 500 bölü 3 gelir. Bak burası 500 A bölü. 500 A dedik ya. 500 A demeyelim. 500 bölü 3. 500 bölü 3. Hani buraya A dedik ama şöyle diyelim biz en iyisi. Yukarıda A'yı kullanmıştık. Ben sana tekrardan açıklık getirmek istiyorum bu mevzuya. Şuraya soru işareti diyelim. Şimdi soru işaretini ben %60 ile yani 3 bölü 5 ile çarpınca bu bana 100 A'yı verecekmiş. Bundan kaynaklı soru işaretimiz ne olur? 500a bölü 3 olur. Hemen buraya şunu sildim. 500a bölü 500a bölü 3 yazdım. Şimdi haliyle şuradaki mesafe bak. Şuradaki mesafe 100a ile 120a'nın toplamı olduğu için 220a'dır. E ben bundan 500a bölü 3'ü çıkaracak olursam 500a bölü 3'ü çıkaracak olursam şuradaki uzunluğu bulurum. Bak ikisi bulmam. Oradaki uzunluğu bulmuş olurum. Şimdi 3 kere 220, 660 yapar. Bundan 500A'yı çıkarırsam, 660A'dan 500A'yı çıkardım, 160A bölü 3 geldi. Tamam. Şimdi hemen düşünüyorum. x'te gösterilen yerde ne yazıyor? Şunu diyeceğim. Şunu diyeceğim. Hani oran olarak verilmişti ya, ben 160A bölü 3'ü 500A bölü 3'e bölecek olursam, çünkü burası 160A bölü 3'tü. Bunu buna bölecek olursam bölü 3'ler gidiyor zaten. A'lar da gidiyor. Sıfırlar da gidiyor. 16 bölü 50. 16 bölü 50 aynı zamanda 32 bölü 100 müdür? Demek ki yüzde 32 yazacakmış burada. O halde doğru cevabımız nedir? Tabii ki de C şıkkıdır. Çünkü kalemin uzunluğuna oranının yüzdesi olarak verilmişti. Ben yüzdeyi X gördüğüm yere yazmak mecburiyetindeyim. Geldik ÖSYM e bakış 3'e. ABC bankaları maaş hesaplarının kendilerinde olan müşterilerine sırasıyla maaşlarının %450'si, %510'u ve %600'ü oranında promosyon vermekte. Şimdi Ali maaşını A bankası yerine B bankasından alsaydı yıllık hesapta aylık olarak 4000 TL daha fazla promosyon alacaktı. Ama yıllık hesapta. Şimdi A yerine B'den alsaydı diyor. Şimdi A ile B arasındaki fark %60 değil mi? Tamam %60'lık fark bize bir senede 4000 TL'lik bir fark sağlıyormuş aslına bakarsan. Tamam Şimdi buna göre diyor Ali bir sonraki yıl maaşına %30 zam yapılacağını hesapladıktan sonra C bankasından alacağı promosyon kaç lira olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yıllık hesapta yani %60 dediğimiz şey aslında maaşının %60'ı olarak bize dönüş sağlar. Çünkü maaşının %450'si demek aslında şu demek maaşını 4,5 ile çarpıp bu kadar para alacak demek. Tamam ve diyor ki yıllık hesapta aylık olarak 4000 lira daha fazla promosyon alacaktı. Ha dur bir dakika burada kaçırdığımız bir cümle var. Yıllık hesapta aylık olarak bin lira daha fazla promosyon alacaktı yıllık hesapta. O zaman şöyle bir yılda bir yılda ne kadar ay var? 12. O zaman 12 ile 4000'i çarparsam 48 bin yapar ve böylelikle %60 dediğimiz olay 48 bine tekabül eder. Tamam yüzde 60'lık fark 48 bin liraya tekabül ediyor. Şimdi maaşının 50'si maaşının yüzde 510'u maaşının yüzde 600 diyor. bu yıllık hesapta. Peki ben maaşının yüzde yüzünü hesaplamak istesem yıllık hesapta. Yani bir yıllık maaşı yüzde yüz demek bir yıllık maaşı olsun. Bu nedir? E şimdi 60'tan 48 bine geçmek için e haliyle ben bunu 800 ile çarpmışım. O zaman bunu 800 ile çarparsam ben burası da 80 bin yapar. Şimdi bu bu bir yıllık maaşı tamam mı? Bir yıllık maaş. E şimdi buna %30 zam gelecekse bir yıllık maaşı ne olur? Bunun 13 bölü 10 la çarpmam lazım ki sıfır gitti sıfır gitti. 13 kere 8'i bir bulalım. 13 kere 8 80 artı 24'ten 104 yapar. Bir de 1, 2, 3 tane sıfır ekleyeceğim. 104 bin. Şimdi bu neydi? Bir yıllık zamlı maaşı. Yeni maaşı. Peki bunu C bankasına koymuş olsak. E %600 demek 6 katını verecek demek. Ben bunu 6 ile çarparsam eğer 624 bile tekabül eder ki C bankasından alacağı promosyon 624 bin TL'nin ta kendisi olur diyebiliriz böylelikle. Evet devam. ÖSYM bakış 3'ü de bitirdik. 4'teyiz. Aysel'in 10 kilo, 16 kilo ve 20 kilo olmak üzere kargolamak istediği kolileri bulunmakta. Kolilerden belli iki tanesini kargolamak istediğinde standart ücretin %30 fazlasını, belli başka iki tanesini kargolamak istediğinde standart ücretin %50 fazlasını ödemekte. Kargo ücreti kolinin ağırlığıyla doğru orantılı olduğuna göre 3 koliyi de kargoladığında standart ücretin yüzde kaç fazlasını öder? Şimdi 10 kiloluk, 16 kiloluk ve 20 kiloluk kargoları var, paketleri var. Şimdi ben bunları şöyle düşüneceğim. %30 fazlası demek hani standart ücret örnek veriyorum 10 T ise %30 fazlası 13 T'dir. %50 fazlası da 15 T'dir. 13 T, 15 T. Belki de 26 T'ye 30 T'dir kim bilir. 26 T'ye 30 T'yi gördükten sonra Şimdi 13T ile 15T arasındaki oranın 26 ile 30T aralarında olduğunu görmekte fayda var. Bunu gördükten sonra artık şunu yapıştırabilmen gerekiyor senin. Hocam ben şunla şunu toplarsam 26 yapıyor. Ben şunun rengini biraz açmak istiyorum. Ben şu ikisini toplarsam 26 yapıyor. Ama şu ikisini toplarsam da 30 yapıyor. He, demek ki belli iki tanesini göndermek istediği zaman %30 fazlası derken şu ikisinden bahsediyor şununla şunu gönderince de 30 t'den bahsediyoruz. E o zaman madem doğru orantılı. Ben şunu söyleyebilir miyim? Peki. Hocam şöyle yapınca, şöyle yapınca %30 fazlasıydı. E şimdi 26 kilogramı göndermek isteyince bu bunun %30 fazlasına tekabül ediyor. Yani 13 t'sine tekabül ediyorsa eğer ben tamamını göndermek istersem ki tamamı bana 46 kilogramı verir. E madem orantılı, e şimdi bakıyorsun bu bunun yarısı kadar mı? O zaman yarısı kadar ne olur? 23T olur. E standart ücret 10T değil miydi? 10T'den 23T'ye geçebilmek için bunun %130 fazlasını ödememiz gerekiyor. %130 fazlası da bize B şıkkında verilmiştir. Hani şöyle, 13T ile ben 100, %130 fazlası demek ne demek? %130 fazlasından bahsediyorum bak. 230 bölü 100 demektir. Değil mi? 13T'nin pardon 10T'nin özür dilerim standart ücretimiz 10T'ydi. 10T ile çarp bunu bakayım. Sıfırlar gider. Onlar gider. Bak 23T gelir. E bizim de zaten ücretimiz 23T'ydi. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ÖSM bakış 4'ü bitirdik. Yani 172. sayfa bitti. Artık 173. sayfamızdayız. ÖSM bakış 5'i çözeceğiz. Çok da güzel bir sorudur kendileri. Lütfen beni iyi dinle. Tam anlamıyla bir MSÜ, tam anlamıyla bir TYT sorusudur aynı zamanda. Şekilde kalınlığı önemsiz rafla ayrılmış bir dolabın üst bölümündeki vazo. Yani şu turuncu vazodan bahsediyoruz. Daha çok turuncu vazodan. alt bölümündeki vazo yani renkli mavi ağırlıklı vazodan bahsediyoruz. Ve uzunluk değerleri santim cinsinden gösterilmiş. Üst raftaki vazonun yüksekliği alt raftaki vazonun yüksekliğinin %60'ı kadarmış. Yani ben buna eğer 10k dersem buna artık 6k diyebilirim. Ve diyor ki alt raftaki vazonun yüksekliği ile üst raf yüksekliği birbirine eşitmiş. Yani bunun yüksekliği 10k değil mi? Alt, alttaki vazonun yüksekliği. Evet. O halde buradaki üst rafın yüksekliği de 10k'dır diyor. Yani şuraya kalan mesafe nedir? Tabii ki de 4k'dır. Pekala. Buna göre dolabın yüksekliği kaç santimdir diye sorulmuştu. Dolap yüksekliğinden bahsediyoruz gençler. Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Ben şu kısma x demek istiyorum izninizle. Böylelikle artık şöyle bir cümle kurulabilir. 10k, 6k daha 16k. 16k artı bir de bunun üzerine buradaki x'i ekleyince bu bana 45 santimi veriyorken bir de şuna dikkat. x artı 10k da bana 30'u verir. Yani 10k Artı X eşittir 30'muş. Şimdi üsttekinden alttakini bir güzel çıkarın arkadaşlar. 6K eşittir 15 santim olur mu? Gayet tabii olur. Şimdi benden dolabın yüksekliği istenmişti. 6K 15 santim demiştik ya. 6K 15 santim. Peki ben bunu 3'e bölersem 2K eşittir. 3'e böldüğüm için 5 santimetre. Ve K eşittir 2.5 santim yapar mı arkadaşlar? Yapar. K 2.5 buçuk ise... Şurası 25 santimetredir. Onla çarptığım için o zaman x'imiz de 5 santimetre olacaktır. Şimdi geldik şuraya. E hocam burası 10k. Burası da 10k etti 20k. Artı bir de neyimiz var? X'imiz var. Bu da bana dolabın yüksekliğini verecektir. E k'mız 2.5'tu. 2.5 kere 20 50 yapar. Artı bir de x'i de 5 bulduk. Doğru cevabımız tabii ki de 55 santimetre olacaktı. Yani cevap 5 hakkında tertemiz verilmiş gençler. ÖSYM bakış 6'ya doğru geçtik. Bir okuldaki öğrencilerin tamamı bir okul gezisine okulundan gidiş ve okuluna dönüş için Pervin öğretmenin ya da Cahide öğretmenin bulunduğu grupla seyahat etmişler. Şimdi gidiş var, dönüş var, Pervin var, Cahide var. Burada dört tane değişkenden bahsediyoruz. İkisi gidiş ve dönüş yöntemleri. Diğer ikisi de gidiş ve dönüş ayrımları. Bundan kaynaklı ben gidiş ve dönüş yöntemleri olarak neyi kullanacağım? Pervin öğretmen ve cahide öğretmen var. Daha sonrasında bunların da bir gidiş yönü bir de dönüş yönü var. Bu grupları kullanıyorlar öğrenciler. Ve okuldaki öğrencilerin tamamına da burada 100K demekte de fayda var. Çünkü birazdan oldukça fazla yüzdeyle uğraşacağız. Şimdi efendim diyor ki öğrencilerin %50'si gidişte Pervin öğretmenin grubunda. Şimdi öğrencilerin %50'si Pervin öğretmenin grubundaysa 50K'sı buradadır denilebilir. E o zaman 50K'sı da giderken Cahide öğretmenin grubunu tercih etmiş. Lakin %70'i dönüşte Cahide öğretmenin bulunduğu grupta. Yani 70K olmuş burası. E haliyle burası 30K'ya düşmüştür. Yani 20K birinde azalma, 20K birinde artış var. Demek ki birinin grubundan diğerinin grubuna 20K kesin olarak bir öğrenci geçmiş. Ve diyor ki %56'sı ise gidiş ve dönüşte farklı öğretmenin grubunda yer almıştır. Yani 56K öğrenci Giderken kullandığı e, grubu değiştirmek istemiş ve değiştirmiş. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Aradaki farka bakıyorsunuz öncelikle. Aradaki fark şimdi 50 iken 20 azalmış, 50 iken 20 artmış. O zaman ben e, şöyle düşünsem mesela şundan 20'yi çıkarsam 56'dan o 20K'yı fazlalık olan ve eksik olan 20K'yı çıkarırsam 36K kalır. Bunun yarısını düşünelim 18K. Şimdi hemen diyorum ki 36K'nın yarısı 18K ise demek ki şuradan şuraya 18K öğrenci geçmiş. Ve böylelikle e, normal şartlar altında hani daha buranın 30K olduğunu düşünmüyor. Buradan buraya 18K öğrenci geçersen olur? 68K öğrenci olur. E buranın 30K'ya düşmesi için 38K öğrencinin de buradan buraya geçmiş olması lazım. Böylelikle 18K ve 38K'yı topladığımız takdirde de 56K'yı da bulmuş oluruz. Yani birinden diğerine geçen öğrenci sayısı 18K iken diğerinden diğerine geçen öğrenci sayısı da 38K'dır dedik. Abi diyor ki 27 öğrenci gidişte Cahide öğretmenin ve dönüşte de Pervin öğretmenin grubuna geçmiş ki biz ona 18K demiştik. Demek ki 18K eşittir. Kaç olacak? 27. Artık sorumuzu çözdük diyebiliriz. 9'da sadeleştirirsem 2K eşittir. 3 gelir. E bize Tamamının nüfusu sorulmuştu. Okulun tamamı kaç kişidir diye sorulmuştu. Yani 100K soruluyor. E bu bunun 50 katını. Evet o zaman 50 katını hesaplarım ve 150 derim. Demek ki cevabımız da 150 olacaktı diyebiliriz. Evet gençler. Ölsevime bakış 7'ye doğru geçtik artık. Onur diye bir vatandaş var. Pazartesi günü okulda dinlemesi gereken derslerin 3'te 1'ini 100 yüze dinlemiş. Kalan dersleri... Okulun video kayıt sisteminden dinleyen Onur. Tüm derslerin, şimdi tüm derslere ben yine 100K demek istiyorum. Yani 3'te biri kolay alınamayacak, kolay, kolay alınamayabilir. 100 bölü 3'lerle falan uğraşabiliriz ama ben yine de 100K demek istiyorum. Çünkü %40 ve %25'inden bahsetmiş tüm derslerin. Tüm derslerin %40'ını videodan çarpı 2 hızla izlemiş. Yani bu ne yapacaktır? Süreyi yarıya indirecektir. Şimdi 100K sürecek Diyelim bir dersimiz var. Yani 100K süre sürecek bir dersimiz var. Bu 100K'nın %40'ı 40K'dır. 40K sürecek dersi çarpı 2 hızla izlediği için artık o dersler 20K ders 20K süre sürmüştür Onur için. Ve yine bu derslerin %25'ini 25K'sını çarpı 3 hızla izlediği için 25 bölü 3K sürmüştür bu derslerde. Ve kalan kısmı da videodan normal hızla dinlemiş. Şimdi Şöyle bir durum var. 40K, 25K, 65K, kalan dersler 35K'dır. Ve bunları da normal hızla izlediği için de 35K sürmüştür diyebiliriz. Diyor ki buna göre ha şurada normal hızın katı olup tüm dersleri izlemesi 475 dakikasını almış. Şimdi madem öyle ben şunları toplarsam eğer 475'e eşit olur derim. Hadi toplayalım. 20K ile 35K'yı topladım 55K yaptı. Artı bir de bunun üzerine 25K bölü 3'e ekleyeceğim. Bu da bana neyi verecek? 475'i verecek. Tamam. 3 kere 55. E hocam 165. 165'e 25 eklersek 190K yapar. 190K bakalım doğru mu? 165 artı 25 doğru. Bölü 3'ümüz var. O bölü 3'ü de karşıya şöyle atalım. 3 kere 475 diyelim. Tamam mı? Şimdi burada K'yı elde etmeye gayret göstereceğim ben. K eşittir. Tabii ki de 475 çarpı 3 bölü 190 olarak karşımıza çıkar. Peki burada gerekli sadeleştirmeleri bir yapmaya gayret gösterelim şimdi. Mesela ben burada şunu 5'e bölecek olursam 5'e böldüğüm takdirde 38 gelir burası. Tamam aynen. Şunu 5'e bölelim 475'i 5'e bölelim. 47'nin içinde 9 defadır 25'in içinde 5 defadır 95 geldi. 19'a böldüm 2 19'a böldüm 5. Artık burası ne geldi? 5 kere 3. 15 bölü 2 yani 7 buçuk geldi. K kaçmış arkadaşlar? 7 buçuk. Peki Onur derslerin tamamını 100 yüz yüze dinlemiş olsaydı kaç dakika sürer? Derslerin tamamı 100 kaydı ve ben kayı 7 buçuk buldum. 7 ile 100'ü çarparsam da 750 yapar. Cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geldik arkadaşlar. ÖSYM bakış 8'e. Aşağıdaki şekilde 18 bölmeden oluşan ve her bir bölmesi boş olan bir evrak dolabının görünümü bize verilmiş. Damla bir miktar dosyayı evrak dolabının 3, 7 bölmesine tam 4 bölmesine de 1 bölü 3'ü dolacak şekilde koyduğunda dosyaların 1 bölü 6'sı dışarıda kalmaktadır diyor. Şimdi tam konulanlar ve 1 bölü 3'ü konulanlar olduğu için ben bu evrak dolabının tam dolu halinin içerisine 3K tane dosya sığdığını düşüneyim. Şimdi 7 tanesine 3'er K tane koyduğu için 21K dosya konmuştur. 4 bölmesine de 1 bölü 3'ü yani K kadarı konulduğu için 4K kadar evrak konulmuştur ve 25K dosya dolaba konulmuştur. Lakin dosyaların 1 bölü 6'sı dışarıda kalmış. Şimdi 25K'sı konulmuş. Yani 5 bölü 6'sı konulmuştur diyebilir miyiz? 5 bölü 6'sı 25K ise 1 bölü 6'sı da dışarıda kaldıysa demek ki artık elimiz e, ekranı kaydırdık kusura bakmayın. 5'e 25 ise 1'i 5'tir. Demek ki toplamdaki evrak adedi 30K'dır. Bu cepte. Bunu bulduk. Buna göre damla tamamı boşalan bu evrak dolabının tamamını doldurabilmesi için. Ki 18 tane bölme vardı dikkat ettiysen. 18 tane bölmenin her birinin tam dolması için 3'er K tane dosya gerekiyor. Yani toplam 54K dosya gerekiyor. E bizim elimizde olan dosya adedi 30K. Demek ki tamamını dolduramam. Lakin şöyle bir soru soruyor zaten. Diyor ki başlangıçtaki dosyaların sayısını yüzde kaç arttırmalıdır? Şimdi 30'u yüzde kaç arttırırsa 54 yapar. Yani 30'un yüzde kaçı 24K'dır diye soruyoruz. Fark çünkü 24K. Peki 30'un yüzde kaçı 24K'dır? E bunu ben 5'e e bölüp 4 ile çarparsam bunu elde ederim değil mi? Yani 30K'yı 4 ile çarpıp 5'e bölsem bu bana 24K'yı verir. E 4 bölü 5'te yüzde 80'in ta kendisidir 20 ile genişlettiğiniz takdirde. Demek ki yüzde 80 arttırması bize yetiyormuş. O halde cevabımız da B şıkkında verilmiş deriz. 173'ü de bitirdik artık ve bu videonun son sayfasındayız artık. Yüzde problemlerinin son sayfası. ÖSYM bakış 9'dayız. Pelin öğretmenin telefonundaki mesajlaşma uygulamasında bulunan 12A, 12B ve 12C adlı mesaj gruplarına gelen okunmamış mesajlar aşağıdaki şekilde verilmiştir. Mesela 12A'da 60 mesaj okunmamış. 12B'de 75, 12C'de 80 mesaj okunmamış. Pelin öğretmen mesajlarının hiçbirini okumadan bu üç gruba belli sayıda daha mesaj gelmiş ekstradan. Gelen mesajların yüzde otuzu 12A grubuna gelmiştir. Bir kısmı 12B grubuna. 12B grubuna gelen mesajların yüzde kırkı kadarı 12C grubuna geldiği bilinmektedir. Şimdi dur orada dur orada. Ben diyorum ki. şuna eğer 10K tane ekstradan mesaj geldiyse %40'ı kadarı 12C grubuna gelmiş. Demek ki buraya da 4K tane mesaj gelmiştir diyebiliriz. Tamam mı? Ve şurası da neydi arkadaşlar? Gelen mesajların %30'u buraya gelmişti. O halde 14K mesajda da bize %70'i veriyor. %70'i veriyor. O zaman ben K'yı %5 olarak niteleyebilirim. %5 olarak niteliyorsam demek ki demek ki şu 10K dediğimiz %50 yapacak. 4K dediğimizde geriye kalan yani %20 olacak denilebilir. Son durumda 12C grubunda okunmamış mesaj sayısı 100'müş. Kaçtı? 80'di. Kaç oldu? 100 oldu. Aradaki fark 20. E %20'si 20 mesaj mıymış? Değil mi? O zaman %100'ü 100 mesajdır. Bizden şu isteniyor. 12B grubundaki okunmamış mesaj sayısı 12A grubundaki okunmamış mesaj sayısından kaç fazladır? Şimdi şuraya kaç tane mesaj gelmiştir? 50. Böylelikle 125 mesaj olmuş. Buraya 30 mesaj gelmiş demek ki. Böylelikle okunmamış mesaj sayısı da 30 ol, 90 olmuş. Aradaki fark soruluyor. Aradaki fark 35'tir. Dolayısıyla cevabımız da E şıkkında verilmiştir deriz. Ve ÖSYM bakış 10'dayız arkadaşlar. İyi dinliyorsunuz. Güzel bir soru. ÖSYM'de karşınıza çıkabilir. Ali tablet ekranına Şekil 1'deki biçimde baktığında bir uygulama ikonunun kapladığı alanın Şekil 2'deki biçimde baktığında bir uygulama ikonunun kapladığı alana oranı %80'dir diye söylemiş bize. Yani şöyle diyebilir miyim? Bir uygulamanın kapladığı alan burada 8K ise buradaki bir uygulamanın kapladığı alan 10K'dır. Çünkü bu bunun %80'idir denilmiş. Tabi dikey tuttuğumuzda ve yatay tuttuğumuzda ekrandaki uygulamaların falan Kapladığı alanlar değişebiliyor yatayda daha büyük gösterilebiliyor buna vurgu yapılmak istenen bir soru 22 adet ikonun bulunduğu ki o ikonlara şunlar da dahil ben ilk etapta soruyu okuduğumda şurada 17 tane var nasıl 22 tane oluyor diye düşünmüştüm ama alttaki ikonlar da dahil edilince 22 arkadaşlar kaplamadığı bölgelerin alanları farkı bak şimdi iyi dinle burayı. 22 adet ikonun bulunduğu ekranlarda ikonların kaplamadığı bölgelerin alanları farkı 22 birim kare. Şimdi dur orada dur orada abi 22 tane ikon vardı şunun şundan ne kadar geniş olduğunu biliyoruz alansal olarak 2K ve toplam 22 e, tane ikon olduğu için 2K çarpı 22 dersem bu bana 44K'yı verecektir 44K. Yani ne kadar fazla? 44K kadar fazla. O halde ikonların kaplamadığı bölge şurada. Şundan 44K daha fazladır diyebilirim kaplamadığı bölgeler için. Ve 22 birim kare fark var diyor. Yani 44K burada 22 birim kare denilebilir mi? O zaman K eşittir. 1 bölü 2 birim kare de yazılabilir. Şekil 2'de ikonların kapladığı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye soruluyordu. E 10K'ydı. 10K ama 22 tane ikon var. Yani 220K. E K neydi? 1 bölü 2. O zaman 220'yi ben 1 bölü 2 ile çarpacak olursam 110 birim kare bana cevabın ta kendisini verir. Doğru cevap B şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Böylelikle ÖSYM bakış onu da bitirdik. 11'e doğru geçtik. Eğer hazırsanız son sorumuzu da çözüyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Bir firmanın yemekhanesinde ekmek çeşidi olarak köy ekmeği, somun ekmeği ve pide ekmeği verilmekte. Hemen yazıyorum. Köy ekmeğimiz var. Somun ekmeğimiz var. Ve pide ekmeği var. Tamam? Yemekhanede bunlar var ve diyor ki bu firmada çalışanların tamamının öğle yemeğinde sadece somun ekmeği ya da sadece pide ekmeği tükettiği. Şimdi bir öğle yemeği var. Bir de kahvaltımız olacak sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle yazıyorum şuraya bir kahvaltı yazıyorum. Kahvaltı. Buraya da öğle yemeği yazıyorum. Sadece ama sadece bak diyor ki öğle yemeğinde somun ve pide tüketilmiş. Yani o zaman köy ekmeği tüketilmemiş öğle yemeğinde. Doğru mudur? Tablomuzda oraya çizik attık. Pekala. Sabah somun ekmeği tüketenlerin yani şurada sabah köy ekmeği tüketenlerin öğle yemeğinde sadece somun ekmeği tüketti. Yani Buradakiler buraya kaymış ve somun ekmeği tüketenlerin de öğle yemeğinde sadece pide ekmeği tükettiği biliniyor. Yani buradakiler de buraya kaymış diyebiliriz. Tüm çalışanların %67'si sabah veya öğle yemeğinde pide ekmeği tüketmiştir. Köy ekmeği tüketenlerin sayısı 66 kişi olduğuna göre köy ekmeği tüketenler şurası 66 kişiymiş bak burası. Tamam 66 kişi 65'e benzedi. Ben orayı biraz şöyle düzelteyim istersen. Burası 66 kişi olacak. Tamam. Şimdi biraz daha uzaklaşalım şöyle. Burası 66 kişi. Tüm çalışanların %67'si sabah veya öğle yemeğinde pide ekmeği tükettiğini biliyorduk. Bu firmada çalışan kaç kişi vardır? Şimdi hocam beni iyi dinle. Çok iyi dinle beni. E şimdi bu firmada çalışanlar ben kahvaltı yapanların toplamını bulursam çalışanların tamamını verir. Şunların toplamını bulursam yine çalışanların tamamını verir. E şurası zaten öğle yemeğinde hiçbir çalışan köy ekmeği yememişti. E Buradakiler buraya, e buradakiler sadece bunu yiyorsa demek ki burada da pide yiyen yok. E sabah kahvaltıda pide ekmeği tüketen yokmuş o zaman. Çünkü buradakiler buraya ve buradakiler buraya kayıyor. Ve bunlar 66 kişi o zaman bunlar da 66 kişi. Ve ekstradan diyor ki... Tüm çalışanların %67'si sabah veya öğle yemeğinde pide ekmeği tüketmiştir diyor. Yani, yanisi şu. Pide ekmeği burada tüketen yok. O zaman burası da tüm çalışanların %67'sidir derim. O zaman %33'ü de burası mı yapar? Geriye kalan %100'e tamamlamak için. E %33'ü 66 kişi ise tüm çalışanlar yani %100'den bahsediyoruz. 33 66 2 katsa %100'e 2 kat 200 kişidir derim. Demek ki bu firmada 200 kişi çalışıyormuş da Diyebiliriz artık gençler. Ve böylelikle yüzde problemlerinin ÖSYM bakış kısmını bitirdik. Şimdi sırada kar zarar problemlerinin ÖSYM bakış testi var karşımızda. Burada da ben sana hemen belirteyim. 11 tane yine soru var. Yani 11 tane az önce çözdük. Şimdi yine 11 tane de kar zarar problemi çözeceğiz. Yine tam anlamıyla ÖSYM tarzında sorular olacak. O yüzden o videoyu da lütfen kaçırma. O testini de mutlaka çözmeyi ihmal etme. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.